Hünkârım, vallahi nasıl diyeceğimi bilemiyorum lakin... Gel Zülfikar. Hünkârım. Gözdeniz Katerina Hatun birden ortalıktan kayboldu. Sen ne dersin Bülbül Ağa? Ne demek ortalardan kayboldu? Ben de anlamadım hasadı başım. En son Hacı ile görmüşler, sonrası yok. Ağalar, derhal hünkârımızı görmem lazım. Hünkârımız burada değil. Az evvel ayrıldılar. Hüsam Hatun. Paşam. İstediğin oldu. Katerina'yı eski saraya yolladık. Âlâ. O zaman sizinle diğer mevzuyu konuşabiliriz. Diğer mevzu ne? Fahriye Sultan. Malum günahları çok büyük. Bu mevzunun kapandığını sanmıştım. Fahriye Sultan'ı incitmek istememenizi anlıyorum. İnanın benden ona zarar gelmez. Benim esas derdim Safiye Sultan'la. Neyin peşindesin sen? Safiye Sultan'dan kurtulmak istiyorum. Siz de onu buradan göndermek istiyorsunuz, öyle değil mi? Anladığım kadarıyla aklında bir yolu var. Anlatacağım paşa. Anlatacağım. Validem. Ahmet'im. Katerina Hatun. Gözdem. Yanınızda istemişsiniz. Muhakkak makul bir izahınız vardır. Bil ki ciğer kuşağım. Senin gönlünü hoş eden hatun benim için de kıymetlidir. Lakin ne yazık ki Katerina Hatun Safiye Sultan'a hizmet edermiş. Ne olacağı belli olmaz. Bugün sessiz kalır, bir zararı olmaz. Lakin yarın öbür gün iş çıkarır başımıza. Senden uzakta kalmasında fayda var. Siz bunu nereden işittiniz validem? Kösem Hatun olabilir mi? Ahmet. Her şeyin bir hududu var Kösem. Sabrımın da. Ne bekliyordun? Gözdelerimden birini eski saraya yollayacaksın ve ben buna razı mı geleceğim? Bunu senden istedim. Lakin hiçbir şey yapmadın. Kabullenmemi istedin. Madem ne istediğimi anladın, kabullenecektin Kösem. Zira benim isteklerim sorgusuz sualsiz yerine getirilir. Aksi bir hal, irademi hiçe saymaktır. Bağışlayın hünkârım. Katerina'nın sizin için bu kadar kıymetli olduğunu bilmiyordum. Öğrenmiş oldum. Ben aynı zamanda bu hanedanın reisiyim. Bir daha söylemeyeceğim. Haremin kaideleri var. Ve sen de herkes gibi bunlara riayet etmek zorundasın. Hünkârımız bir gün bile ayrı kalamadı benden. Hmm.
Şehzadem, artık rahmime düştün ya, seninle daha güçlüyüm. Aşk da benim, Ahmet'in kalbinin sahibi de ben. Bunu kimse değiştiremeyecek.